Kalp taşı. Kalp taşı abicim. Gülce'ye vereceğim abicim. Gülce'ye vereceğim. Tamam. Ama fazla uzaklaşmak yok ha. Tamam tamam. Günaydın kahraman. Günaydın. Bir bardak da çay bana var mıdır? Var tabii. Hemen getiriyorum. Buyurun oturun siz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Diyorsundur ki sabahın köründe hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu biraz merak ettim. Senin rüzgar. İkinizin çok sıcak, çok güzel bir ilişkisi var. Başımıza gelenleri biliyorsun. Olanlardan sonra düşündüm. Ben her zaman onları koruyup kollayamayabilirim. Her zaman başlarında olmayabilirim. Onların da sizin gibi sıcak, sağlam bir ilişkisi olsun isterim. Sana da onu sormaya geldim. Geceyle Gülce'nin de sizin gibi olmasına yardımcı olur musun? Ben ne yapabilirim ki? Daha sık zaman geçirseniz bile yeter. Onlar da sizi görürler, bakarlar, izlerler, örnek alırlar. Cem Bey. Cem abi yeter. Cem abi, vallahi sürekli bir arada olma kısmını bilemedim. Bence gece böyle bir şey kabul etmeyecektir. Biz de reddetmesine fırsat vermeyiz. Ne döndü orada ya? Çok saçma. Günaydın. Günaydın. Aa, anne ya, kırık ayağınla uğraşıyorsun, bir de bırakır mısın? Hadi. Saçmalama, ben yapacağım. Sen geç otur şimdi şuraya, tamam mı? Baban da zaten taktı, yine boyoz almaya gitti. Hadi dedim ki böyle ailece oturalım, güzel bir kahvaltı yapalım bir arada. Yapamadık bir türlü geldiğimizden beri. Anne, sen bana böyle bir ekstra iyi davranınca benim içime bir ürperti geliyor. Ne istiyorsun, yine 24 saatte takılayım Gülçe'yle? Hayır anneciğim. Ben senden özür dilemek istiyorum. Yani dün çok kırdım seni. Haklı da değildim. Yani ben seni ne kadar sevdiğimi, senin benim ilk göz ağrım olduğunu söylemek istedim. Beceremedim ben. Ben de toydum, gençtim. Aranızdaki dengeyi kurmayı beceremedim. Benim hatam. Ya sabah sabah ağlatacaksın. Oğlum ha. Oğlum ha. Sen şimdi tamam, kırık ayakla uğraşma, ben hallederim diyorum sana. Kırık ayakla da yeter be Birize. Günaydın. Hoş geldin. Hoş aldın buldum mı boyozlarını? Aman da sabah şekerleri. Bana yok mu? Ha? Bozulur mu? Oh. Oh. Gülce nerede? 10 dakikaya iniyorum demişti. Yine mi ya? Bir saniye. Gülce. Aa. Baktım ben yukarıda, odasında. Hız girişi de tamam. Tamam. İyi misin ablacığım? Telefonu açmadı. Kim açmadı? Sevgili. Alican yani. Evet. Ben onu ararım, o da bana cevap verir. Ama bu sefer vermedi. Olsun. Sen de bir daha onu aramazsın. Boş ver. Ama neden açmadı ki? Ben onu ararım, o da bana geri döner. Çünkü biz sevgiliyiz. Doğru söylüyorsun. Ama şu anda benim sevgilim de benim telefonlarımı açmıyor. Çünkü küstü bana. Alican bana küstü mü?
Hayır hayır. Benim sevgilim bana küstü. Alican sana küsmedi. Benim sevgilim küstü. Ama telefonumu açmadı ki. Ben onu 9 kere aradım, açmadı. Belki o da telefonunu kaybetmiştir senin gibi. Benim gibi mi? Evet. Evet, senin gibi. Yani telefonunu kaybettiyse nasıl açabilir ki, değil mi? Düşük bir ihtimal ama olabilir. Bulunca arar mı? Tabii ki arar. Niye aramasın? Tabii ki arar. Ne zaman bulur? Bilmem. Yani onun için biraz beklememiz gerekiyor. Tamam. Ben acıktım. Sen çok komik bir kızsın biliyorsun değil mi Gülce? Git aşağıydı. Bizimkiler kahvaltıda bekliyor bizi. Ben geleceğim. Hadi. Hadi kahvaltı hazır. Kızlar. Gel aşkım. Ah. Gel buraya. Ay. Gel gel, gel tut. Evet. Gel canım. Gel. Ay. Oh. Ama artık ayıp oluyor. Aa, ne var be? Ne ayıp ya? Ya kıskanıyorum, ne yapayım? Kızım bak alış, ben annene her fırsat bulduğumda sıkıştıracağım. Haberin olsun. Kıskan. Ver şunları çocuklara. Hadi bakalım. Annes, güzel gözüküyor. Hazır, ver size. Size özel. Şu olsun. Tamam. Bak kızım, ben ellemeyeyim, sen al. Al bunu da. Tamam. Başkasını. Perfect. Her şey yolunda mı Harun Bey? Yanlış adamlar yanlış şanslara sahip olabiliyorlar Gülsüm Hanım. Şansa bakın ki ben de yanlış giden şeyleri düzeltmeyi çok seviyorum. Her şey yolunda yani. Yelkenli açınca ne oluyor biliyor musun? Evet. Rüzgar yelkenliğe doluyor, sonra tekneyi götürüyor. Evet, evet. Ben doluyorum. Rüzgar doluyor. Rüzgar ben. Komik. Ya ben bir şey soracağım. Neden sadece Rüzgar ve Gülce var? Çünkü diğer çocuklar Neşe Hoca ile açıldı. Peki sadece iki çocuk varsa Kibir, senin kardeşin. Benim burada ne işim var? Yani sen ikisini idare edemiyor musun? Bu senin sorumluluğunda değil mi? Evet. Ama bu senin sorumluluğunu yok etmiyor ki. Ne alaka ya? Ben öyle bir şey mi dedim? Niye buradayım diye soruyorum sana. Belki senin de eğitime ihtiyacın vardır. Pardon? Sakin ol ya. Kötü bir şey demedim. Dün nasıl yaklaşacağını bilmiyor gibiydim. Belki biraz vakit geçirmen iyi gelebilir. Affedersin de sana ne benim derdimden? Sen okulda da hocalarına böyle misin? Sen benim hocam değilsin ama. İyi ki değilim. Eminim canımdan bezdirdim. Evet çocuklar. Yelken açmaya hazır mıyız? Hazırız. Hazırız, hazırız. Önce tut kupayı. Tamam, kaldır. Evet. Kala ya. Şimdi kupa yelkeni öğreneceğiz. Rüzgar ne taraftan geliyor? Bu taraftan. Buradan. Ben buradan geliyorum. Rüzgar buradan geliyor. Kupa yelken demek, rüzgarı arkamıza alacağız demek. Yani ben arkadayım. Rüzgar arkada. Rüzgar arkada. Ama biz ana yelkeni açarken flok yelkeni açacak birisi lazım. Bunu kim yapacak acaba ya?
Gece yapacak. Yok ya, ben ne anlarım bu işlerden, hayır. Hayır, gece. Anlayıp anlamadığını öğrenmen için önce denemen lazım. Tabii istemiyorsan yapmak zorunda değilsin bu arada. Tabii ki de yapmak zorunda değilim. Ama senin diline düşeceğime yaparım daha iyi. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bak, şurada gördüğüm bir kırmızı ip var. Onu kurtar oradan. Şu mu? Evet. Çekiyorum. Çek onu. Tamam. Sonra hemen sol tarafında beyaz yeşilli olan bir ip var. Onu çekmen gerekiyor. Çekiyorum. Kırmızı ipi kurtar, beyaz yeşil ipi çek. Çekiyorum. Çek. Aynen. Onu oraya sıkıştırabilirsin. Bastır. Hoppa. İyi becerdin. Aferin gece, aferin gece. Şimdi hareket için hazır mıyız? Hazırız. Hazırız.